Siz bu mesleğe kaç yılında atıldınız? 1925. Kısaca özgeçmişinizi. 5 yıl olarak. Valla tabiyemi var Mustafa Taşı, 1948 oldu. Evet. Evde 4 çocuk sahibi. Aile memuru olarak görev yaptım. Evet. Peki, siz bu aşağı şehirden göç neden oldu? Bir fikriniz var mı acaba? Aşağı şehirin göçü efendim, yerleşim yerin iyi olmaması, ayak şartlarının yani gelir kaynağının az olmasından kaynaklandığını zannediyoruz. Peki, siz bir memur olarak size de soruyorum. Siz olsaydınız Besni'yi nereye kurardınız mesela? Ben olsaydım Besni'yi Kayadına veya Çakırbüyük nahiyesine kurardım. Evet. Hani daha elverişli. Daha elverişli. Tabii yerleşim bakımından daha elverişli bir yere. Peki. Şimdi ikinci de şu. Biliyorsun biz Besni aslımız Türkmen. En halis konuşan, Türkiye'de de en ırk değişmeyen tek bir ilçe olarak yani gerçekten öyle. Bizim kültürümüzü başkaları alıyor. Bir folklor kurmak istiyoruz Besliler adına. Siz de bunda maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Tabii bulunabiliriz. Sağ ol, teşekkür ederim. Bunlar. Hadi çeksin selam. Tamam, evet, içeride. Gül ama Gökhan. Gökhan bak, televizyona çıkacak, öyle aşağı alıyor. İyi insan. Tamam, Gökhan. Ay, bak, bir şey bak. Gökhan bak. Uçuyor bak. Ay, bak balıkta. Hani neler tuna? Hani neler tuna? Evet. Size lağabınızda kimler derler? Benim anne tarafıma Halil Kiyalar derler. Evet. Biz bir babadan 267 tel olmayız. Evet. Bir babadan 175 tel olma. Evet. 40 ayrı, 50 ayrı, 80 ayrı. Evet. Bir parçamız kaçmış, Adana'da bulduk, köy kurmuş. Önceki evet. Soyismiz buldu. Evet. Baba tarafım Mohsuroğlu, Hafız Mehmet. Evet. Sıtkı Hoca'nın hocasıymış o. Halim 5 lisanı varmış. Evet. Arapça, Farsça. Kendini iyi tanır. Evet. Latince, Kürtçe, Türkçe bilirmiş yani. Evet. O zamanın bu dersleri. Şu Asat'e bana kalacak. Ondan sonra Hafız Ahmet dedem oldu. Evet. Babam Osman Yerler'in. Evet. Tekel denemekti. Evet. Besli'nin en eski yani. Bozmeken Mahallesi'de. Evet. Kalenin dibinde oturan bir kavim yani. Bir büyük bir aşiret olarak gelmiş esas ülkemiz. Nasıl atıldınız şimdi? Yani bu meslekte gelişimiz nedir? Başka bir ticaret veya başka bir iş yaptınız mı? Ben daha önce dokumacılık yaptım. 10 tane kafa yetiştirmişim dokumacılık olsun. Evet. Halıkçinin dokumacılık yaptım. Peki memurluk mu daha rahat sanat mı? 4-7 1978'de göreve başladım. Samsat ilçesinde. 6 yıl orada kaldım. Evet. 4 sene müdür vekili olarak baktım. 12 evet. Yılda. Sonra işlerimle buraya geldim. Evet. Beslimiz çok eski. Milattan önce 500 yılına dayanır kökeni. Çok evet. Eski bir ilçedir. Evet. Daha Adıyaman köyken burası Kazadır. Önce Elazığ, Antep, Malatya, hatta Urfa, hani 7 tane vilayet değiştirmiş bir ilçe burası. Evet. Şimdi şöyle bir şey sorayım. Besli'mizin genel nüfusu, kütük evet. Kayıtlarımızda 210 bin nüfusu var. Evet. Peki bunlar neden göçtü? Sebep neydi? Bu dağınızın sebebi ne? Burası yol güzergahı olmadı. Gölbaşı gibi mesela işlek yol üzerinde olmadığından. Evet. Besli halkı kültürlüdür yani, bilinçlidir. Ekmeğe evet. Nerede çıkarsa oradadır. Evet. Bugün İstanbul, hani Ankara, Adana, Mersin, evet. Gazantep, evet. Türkiye'nin bütün hemen her vilayetinde, her ilçesinde Besli'ni bulabilirsiniz. Evet. Yani küçük kayıtlarında 210 bin nüfus var. Bunların evet. Hiçbiri de kaydını bizden almamış. Evet. 20 sene olmuş, benim 4 tane amcam var evet. İstanbul'da. Ben de aynıyım. Ha, Gedikpaşa'da. Kunduracılar onlar. Evet. Daha hala kayıtları bizde yani. Evet. Peki ikinci şey şöyle söyleyeyim. Bu
sen olsaydın Besni'yi nereye kurardın? Sen, genç olarak sana soruyorum. Sen olsaydın böyle bir hata yapar mıydın? Şimdi buraya herkes diyor ki bataklık, buraya fabrika güvenilmez. Yüksek bina güvenilmez. Sen olsan Besni'yi nereye kurardın? Düşüncen nedir? Besni'ye eski kayardı mevki var. Evet. Ya oraya ya da kuyacak gibi bir mevki var oraya. Ya bir yol güzelliği hani bir şey yapardı. Evet. Sağlama alır. Besni'nin kaderi de buranın ağları oynamıştır. Evet. Yani kendi arazilerinin değerlenmesi bakımından. Evet. Besni'mizi getirmiş bir kaplumbağanın sırtı gibi yere yerleştirmişler. Evet. İkinci şık biliyorsun. Burada kirlik vardı, kil ellerlerdi. Çat gölü görür girer yıkanırdı. Peki sen bilmesin. Evet. Şimdi gölün üstünde cam, ev yapmakla bir evet. Akıl işi mi mesela? Tabii devamlı hasar olur, oynar. Biz diyoruz ki... Çöküyor. Mesela aşağı Yeni Besni Mahallesi'nin aşağı kısmı bu bir mevki devamlı oynaktır yani, oynar. Evet. Şimdi ikinci çift de şu, Besni'nin zengin kültürü var. Evet. Biz diyoruz ki herkes bizim Besni havalarını başkaları alıyor, bize satıyor. Biz aşağı şehirde kendimiz çalıp kendimiz söylüyordur, ahkamımız vardı. Evet. Ben de şimdi buna, bütün Besniler bana bu yetkiyi verdi. Bir folklor kuracağım Besniler adına. Evet. Siz de maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Yani maddi olmasa manevi, sesi öğren bir arkadaşı evet. Tavsiye edersiniz. Folklor ekibine benim katkım olabilir yani. Ben şimdi, beni top sahasında gören olmaz yani. Nerede müzisyen, iyi müzisyen var, ben onun hastasıyım. Dursun Yılmaz. Evet, Sayın Dursun Yılmaz, sizin lağabınıza kimler derler? Biz Besni Kızlısar köyündeniz. Evet. Lağabımızda hoca var derler. Evet. Mulla Hasan Hoca'nın oğlu Mustafa Hoca vardı. Evet. Ben onun durumu oluyum ben. Peki, bu mesleğe neden atıldınız yani? Gönlünüzden miydi yoksa böyle bir sendeniz mi seçtiniz? Okuduk, liseyi bitirdik. Askere evet. Gittik geldik. Ondan evet. Sonra boş kaldık. Evet. Memurluk daha açıldı, ona girdik. Evet. Kazandık, memur olduk işte. Güzel. Peki, şimdi sana da soruyorum. Besni'de memleketinde memurluk yapıyorsun. Besni'nin halkı, mesela Besni'nin halkını, sen köyden geldiğine göre, sen köylüsün diye böyle aşağı görmelik var mı? Böyle bir şeye rastladın mı? Yani Besni'lerde böyle şu bir diyenler oluyor mu? Ben onu kendi şahsından şey yapmadım da köylüler şey açısından var yani o. Yani Besni halkı, yerli halkı köylüleri de daha aşağılamış gibi görüküyorlar. Olmaması lazım. İşte olmaması onlar... Da, yeni nesil yapmıyor yani, bunu amcıklar yapıyordu yani. Yani bu da bir mesajdır yani. Tabii bize, mesajdır evet. Daha bize... önceki Besni'de köylerde daha küçük görüyorlardı yani. Ama aşağıdan gelmiş. Evet. Aslında peki. Olmaması lazımdı. Köylüler de yani Atatürk diyor ki evet. Köylü milletin efendisidir diyorlar. Tabii. Bunlar öyle görmüyorlardı. Şimdi ama fark yoktur yani. Tabii. Kıyası var birbirlerine. Evet. Peki size de soruyorum. Genç olarak. Başka bir yer ister miydiniz? Gezmek. Nasıl? Paran olsa Türkiye'nin neresini gezmek Türkiye, isterdin? Tabii mutlu herkes gezmek isterdi. Ben her tarafı gezmek isterdim. İl ilçe, bucaklar dahil gezmek isterdim. Hiç, ayrıca yurt dışında gezmek isterdim. Evet. Hiç bir yeri gezmeye gittiniz mi? Vilayet olarak. Çok yaya mı? Yani hangi şehirlere gezdiniz yani bu memur hayatında? Bir yere turistle at gezmeye gittiniz mi? Tatvan ilçesi, İstanbul, İzmir, Mersin. Evet. Karadeniz hariç Ege bölgesi, evet. Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmını gezdik. Evet, güzel. Peki biz de diyoruz ki Besni'de bir folklor kuralım. Peki gezmişsiniz. Besni'nin zengin folkloru var. Hı-hı. Köylüsü olsun, şehirlisi olsun. Evet. Bir folklor kursak maddi manevi siz de katkıda bulunur musunuz? Tabii hem ben oynamak isterim Besni folklorunda. Hem de evet. Katkıda bulmak isterim yani. Biz de çok memnun oluruz. Eğitimci teşekkür ederim. İstersen o şeye bir parantez çizer, ismini ayrıca folklorla ilgiliyim diye yazarsanız çok memnun olurum. Tabii mutlaka isterim.